Açık ve net. Benim kullarıma senin gücün yetmez diyor şeytana. Arkasında da diyor ki hiçbir peygamber göndermedik ki onun sözüne söz katmış olmasın. Bir tanrı orada öyle diyecek, burada böyle diyecek. Ondan sonra biz gözlerimizi kapatacağız. İlla ki bu tanrı sözüdür diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok şeyler var. Şeytan ayetleriyle ilgili, yani şeytanlarla ilgili bir sürü ayetler var. Kur'an'ı şeytan indirmemiştir diyor. Bak şimdi mesela Şuara suresi 210'da Kur'an'ı şeytan indirmemiştir. Bir tanrı bunu söyler mi ya? Kendin indirmişsen kendin şeytan indirmedi denir mi bunu? Devam ediyor. Bak şimdi. 21, 221. ayet. Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi? Bak şeytan, nereden iniyor şeytan? Şeytan iniyormuş demek ki bir yerden. Ne diyor? Şuara suresi 221. Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size söyleyeyim mi? Allah diyor. Hadi söyle. 222 söylüyor. Onlar gerçeği ters yüz eden, günaha düşkün olan her yalancıya inerler. Nereden iniş yapıyor şeytanlar? Demek ki başka yerden geliyorlar. Devam ediyor. 23. ayet. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedir. Şeytan yalan söylüyormuş. Ya da yemin ediyormuş yani. Çok yemin eder, çok yalan söyler. Ya yemini Kur'an'ın Allah'ından çok yemin eden var mı ya? Kur'an'ın Allah'ından çok yemin eden başka bir tanrı var mı? Biliyorsanız yazın arkadaşlar hangi tanrı yemin ediyor? Tevrat'ın tanrısında öyle yemin yok fazla. İncil'in tanrısında da yok fazla. Ama Kur'an'a geldiğiniz zaman yeminsiz ayet yok ya. Bir tanrı nasıl yemin eder? Bunu nasıl sorgulayamazsınız ya? Neden yemin ediyor? Niye küfür ediyor bu tanrı? Niye sinirleniyor? Demek ki insan, yani Kur'an'ı yazan insan sinirleniyor. Tanrı sinirlenir mi? Tanrı öç alır mı? Tanrı intikam alır mı? Bu şekilde düşünen hiç yok. İnsan bir düşünür şöyle, Tanrı hiç sinirlenir mi? Sinirleniyor. Küfür ediyor. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir ayet daha bakın. Orada mesela o Nem suresi 4. ayetteydi. Şimdi Nem suresi 24. ayette yine karşımıza çıkıyor. Onu ve kavmini Allah'a bırakıp da güneşe secde etmekte buldum. Yani bu şeyden bahsediyor. O şeyden. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Yani doğru yolda giderken şeytan bazı şeyleri güzel gösteriyor ve onları doğru yoldan alıkoyuyor. Orada da diyordu ki Nas suresinin 63. ayetinde de diyordu ki biz yapıyoruz bu işi. Yok, Nem suresinin 4. ayetinde de biz yapıyoruz diyordu. Biz süslü gösteriyoruz diyordu. Devam ediyoruz. Başka bir ayette. Evet, şuradan Kehf suresi 63. ayete bakıyoruz. Burada da gene dedi ki gördün mü kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Musa diyor bunu. Musa ile Hızır yolculuk yapıyor. Bir balıkları var. Kızartmış balıkları var. Bu balıklar yiyecekler yani bir yere vardıkları zaman. Diyor balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. Yani ya unutma algıyla beyinle ilgili bir olay. Şimdi biri Musa, biri Hızır. Biri Musa, biri Hızır bakın bu arkadaşlar. Dedi ki gördün mü? Kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. Yani balıklar var, yiyecekler. Bir yere varınca orada duracaklar, yiyecekler. Şeytan bunların o balığı yeme olayını unutturuyor. Balığı unutturuyor şeytan. Biri Hızır, diğer de Musa. Evet. Başka? Meryem suresi 71. Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Yani cehenneme diyor. Kim? Bütün insanlar, Müslümanlar.
İstisnasız herkes cehenneme girecek. İstisnasız. Cehenneme girecek. Yoktur. Bu Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır. Allah karar almış. İstisnasız herkes cehenneme gidecek, yanacak, vicdana gelecek. Allah çıkaracak kimi çıkarırsa. Takva sahiplerini diyor çıkaracağım ondan sonra. Zaten 72. ayette de diyor ki sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenler dizüstü çökmüş olarak orada bırakıveririz. 83. ayet. Görmedin mi? Biz gerçekten şeytanları, bakın arkadaşlar, bu da çok önemli ayet. Bunu da ekstra aldım. Görmedin mi? Neyi görecek? Bakın ne diyor. Biz gerçekten şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Şeytanı kafirlerin üzerine gönderdik. Onları tahrik edip kışkırtsın diye. Ayrı, alın size Allah. Evreni yaratmış. İnsanı yaratmış. Güya. Ayar vermiş. Bilmem ne. Kafirlerin diyor üzerine şeytanları gönderdik. Şeytanla beraber mi çalışıyorsun be birader? Ne istiyorsun insanlardan da üzerlerine şeytanı gönderiyorsun peki? Senin istediğin peki doğruluk değil mi? Yani Tanrı ne istiyor? İnsanlardan doğruluk istiyor. Değil mi? Onun için kitap gönderiyor, onun için peygamber gönderiyor bilmem ne. Eğer sapmışsa bile onu doğru yola çekmek senin elinde ya. Niye şeytan gönderip de azdırıyorsun adamı? Onların üzerine diyor şeytan gönderdik. Taha suresinde var. Orada da diyor ki 120. ayette sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki sana sonsuzluk ağacını Adem'den için bak. Adem'i diyor kandırdı. Vesvese kandırmak. Şüpheye düşürmek yani. Adem'i şüpheye düşürdü. Şeytan. Şimdi dedi ki sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi? Yani Adem'i içine giriyor kandırıyor Adem'i. Hani ne oldu? Senin kullarını kandıramazdı. Restleşiyorlar zaten arkadaşlar. Yaratılış, insanın yaratılış ayetlerine bakarsanız genellikle bu Araf suresinde ve Bakara suresinde anlatılır. Orada bakarsanız restleşiyorlar. Tıpkı poker oynuyor gibi restleşiyorlar. Hani pokerde blöf yaparsın ya restleşirsin. Şeytanla Allah restleşiyor. Şeytan diyor ki Allah beni azdırdın diyor. O da hiç seslenmiyor. Ben azdırmadım seni. Sen kendin bana itaatsizlik yaptın falan demiyor. Şeytan diyor gözüne parmağını sokarak diyor. Sen beni azdırdın. Ama ben de senin diyor o bu yaratacağın Adem'in zürriyetini de diyor ben kandıracağım. Onlar koyunların kulaklarını kesecekler bilmem ne yapacaklar önlerinden arkalarından gireceğim falan filan. Allah da diyor ki senin hiçbir etkin benim kullarım üzerinde olamaz diyor. Şimdi bunu ilahiyatçılar bazen benim takva sahibi kullarım diye parantez açarlar söylerler. İmanlı kullarım diye söyler. Çünkü böyle dediği zaman Allah boşluğa düşmüş oluyor. Çünkü şeytan kazanmış. Şeytan kazanmış. Allah kaybetmiş şeytana karşı. Şeytana karşı Allah kaybetmiş. Çünkü orada iddialaşıyorlar. Benim kullarıma senin etkin olmaz diyor. O da diyor ki ben senin bütün kullarının çoğunu senin yoluna saptıracağım diyor. O da diyor ki hodri meydan benim kullarım sana uymaz hadi git. Ne oldu sonuç? Adem'i de kandırdı. İlk Adem'den başladı kandırmaya. Ayağının dibindeki Adem'den. Peygamberlerini kandırmış. Kendisi söylüyor. Biz söylemiyoruz ki. Ya bir ateist deist yazmamış ki ayetin dibinde kendisi söylüyor. Bütün peygamberlerin diyor sözüne söz kattı. Devam. Kasas suresi 15. Bak şimdi. Halkın haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi Musa. Yine Musa. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bak. Biri Musa'nın soyundan, biri başkası. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Biri öyle, biri öyle. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ne yapmış? Ondan yardım istedi. Musa'dan yardım istemiş. Bunun üzerine ona bir yumruk attı
ve işini bitiriverdi. Musa orada adamı öldürüyor. Katil. Bu şeytanın işindendir. O gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır. Alın size dambaşında saksağın vur beline kazmayı. Bu adam da İsrailoğullarının peygamberi. Musa Allah'ın yani randevuleşen, 40 gün görüşen, tabletler alıp getiren adam. Bir adamla karşılaşıyor. Biri kendi hemşerisi, biri başkası. Adam ondan yardım istiyor. Musa vur bunu öldürüyor. Ondan sonra diyor bu şeytandan başkası değil. Bunu yaptıran diyor. Hani şeytan hiç etki etmiyordu takva sahiplerine? Nerede kaldı o ayet? Yani. Arkadaşlar daha ben ne anlatayım? Ya Zuhru suresi 36. Kim Rahman zikrini görmezlikten gelirse biz bir şeytana onun üzerine kabukla bağlatırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Yani adamın diyelim şeytanı meytanı yok. Diyor ki bak kim Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse. Yani Kur'an'ı görmezlikten gelirse, ayetlerini görmezlikten gelirse. Adam belki de haberi yok bilmem ne falan. Biz diyor onun üzerine şeytanı göndeririz. Kabuk gibi böyle onun üzerine çullanır o şeytan. Ondan sonra artık onun bir yakın dostudur diyor şeytan. Hep ona uyar. Arkadaşlar iki tane daha ayet kaldı hatta üç tane. Üç tane evet. Onları da okuyalım. İstedim ki böyle çok bilmiş Müslümanlar var ya Enes değil de diğerlerinden gelsinler. Cik cik ötenler var ya video çekenler. Bağırıp çağıranlar. Ondan sonra kendisini Müslüman zannedenler falan. Onları bekliyoruz ama umarım yakalarız birinde herhalde. Mücadele Suresi 10. Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları. Yani bugünkü şeyle ne oluyor? Kulis. Hani gazeteciler dediler ya bir kulis haberi var falan diye. İman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürün olan işlerdir. Kulis işleri diyor. İman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytanın icat ettiği bir iştir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Arkadaşlar bu ayet nasıl biliyor musunuz? Yukarısını attık hadi neyse toplantıydı bilmem neydi falan filan. Bunlar böyle söylüyor ya şeytan. Bunlar şeytandandır diyor ya. Oysa, lakin, ama, fakat Allah'ın izni olmaksızın o şeytan yani Allah'ın izni olmaksızın şeytan onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Yani Allah'ın izni olursa şeytan insana zarar verir diyor. Allah'ın izni olursa şeytan insana zarar verir. Allah'ın izni olmazsa şeytan insana zarar veremez diyor. Yahu arkadaş bu dünyada bu kadar kötülükler, insanın tüylerini diken diken eden kötülükler. Askerlerimizi yaktı değil mi? Göz göre göre yandı yani. Ateş attırar. Ali'nin bilmem neyin şeyini yaptılar. Yaptığını yaptılar yani. Ateşle yaktılar. Sivas'ta ateşle insanları yaktılar. İşte katliamlar oldu. Bilmem ne savaşlar çıktı. İnsanlar öldürüldü. Bunu yaptıran şeytan ama Allah'ın izniyle yapıyor şeytan. Allah izin vermese şeytan bunu yapamayacak. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi genç çocuk okuldan geliyor. 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu. Sapkının biri yoluna çıkıyor. O çocuğa tecavüz edecek. Allah bunu biliyor. Şeytanı gönderiyor. Adama bunu yaptırtıyor.
Ondan sonra diyor ki ben sizi sınava çekiyorum. Bu alemi diyor onun için yarattım. İnsanları sınava çekmek için. Arkadaş ben senin sınavında yokum ya. Bana sordun mu seni sınava sokacağım diye. Öğretmenler bile okuldayken çocuklar şu tarihte yazılı vardır. Herkes ona göre çalışır. Sen bana dedin mi sınav var diye. Sınav var deseydin ben gelmezdim bu dünyaya. Madem ki öyle. Yok kardeşim ne sınavı? Ben sınava mınava. Yani gelirken gayri iradi geldik zaten. Yani anamızla babamızın bir anlık zevki bizi doğurdu. Bizi yarattı. Onun sonucuyuz biz. Onların aç yaşamasının sonucuyuz. Sınav için gelmedik ki biz bu dünyaya. Şeytanla uğraşmaya da gelmedik. Ha geldik diyelim ki akıl sahibiyiz. Böyle gelmiş insan tarihsel süreç içerisinde buraya kadar gelmiş. O zaman akıllı yaşayacağız. Savaş etmeden yaşayacağız. Barış içerisinde yaşayacağız. Düşmanlaştırmadan yaşayacağız. Böyle yaşamak istiyoruz. Ne sınavı? Senin adaletin yok ki sınavın olsun. Bir sözün bir sözün tutmuyor. Kur'an'ın tanrısına diyorum ben bunu şimdi. Hiçbir sözün bir sözün tutmuyor. Yalan söylüyorsun. Resmen yalan söylüyor. Ayağının dibinde gözünün önündeki Adem'i. Nasıl ruhun var seninki? Nasıl ruhun var da Adem'e üfledin de bir iki çocuğunu eğitemedin? He? Senin nasıl ruhun var? O Adem'e üfledin o ruhtan da iki çocuk ya. Habil Kabil birbirini çekemedi öldürdü. İki çocuğunu eğitemeyen adamı halife yarattın sen. Sen nasıl ruhun var pis bir ruhun varmış ki üflemişin çocuklarına sahip çıkamıyor. Nasıl bir seçimin var ki Lut gibi bir adamı peygamber seçiyorsun da kızlarıyla yatıyor. Hı? Nasıl bir iştir bu? Nasıl bir seçimin var ki hiç iman etmemiş putperest adamdan bir Muhammed çıkarıyorsun? Peki. Böyle bir şey olur mu? İniş yapıyormuş. Şeytan nereden iniyorsa artık onu anlayamadık. Kötü insanlar hemen iniş yapıyor. Bir de şimdi insanı şeytanla şey yapıyor ya. İmtihana sokuyor ya şeytanla beraber. Ya şeytan göz açıp kapamaya istediği yere gidiyor. Bu bir. Bir de gözükmüyor. Gözükmeyen biriyle beni nasıl yarışa sokarsın sen ya? Nasıl sınav edersin gözükmeyen biriyle? Her türlü şeyi yapabiliyor. İçime giriyor, dışıma giriyor, yanlış yaptırıyor. Kötü olan şeyi güzel gösteriyor. Peygamberi kandırmış, ayet yazdırmış. Ben onunla yarışa sokulur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Köy takımını tut, sen profesyonel bir takımla karşılaştır. Nasıl bir iş? Şeytan o kadar güçlü. Tanrı'yla yüz yüze atışacak kadar güçlü. Kovulduğu yere geri gelecek kadar güçlü. Allah'la resleşen biri. Beni onunla nasıl sınava sokarsın sen? İçime giriyor, dışıma giriyor, bilmem ne yapıyor, her şeyi yapabiliyor. Göz açıp kapama da istediği yere varabiliyor. İnsan şekline girebiliyor, hayvan şekline girebiliyor. Başka bir aleme giriyor. Beni nasıl ondan şey, ya sen beni bir görünmez et ben dünyaya baş gelirim. Bırak insanları, bulunduğum çevredeki insanları. Dünyaya baş gelirim görünmeyen bir insan. Dünya baş edemez benimle, nasıl baş edecek? İstediğim her şeyi yaparım. Sen görünmeyen biriyle, bir de güçlü üstelik. Ayet de var zaten. İnsan ne sabırsızdır diyor. İnsan sabırsızdır. İnsan cahildir diyor. Bilmem ne. Hatta bir ayet daha vardı. Dağlara taşlara diyor biz bunu sunduk. Yüklenmediler diyor. Ama diyor insan diyor öyle şey ki diyor. İnsan yüklendi bunu diyor. Bilgisiz görgüsüz insan diyor. Hemen Allah diyor ki şunu al. O da alıyor. İnsan da alıyor. Ondan sonra da arkasından böyle diyor.